canın çok şekermiş Berke. İnşallah mutlu olursun. Sağ ol abi. Sen ne zaman evleneceksin Mustafa Ali abi? Yani yaşın ilerliyor. Bak evde kalırsın sonra ha. Ben evliliğe karşıyım Berke. Karşı mısın? Evet. Çünkü evlilik insanın doğasına aykırı. Doğada evlilik diye bir şey yok ki Berke. Ne demek abi şimdi bu? Sen hiç resmi nikahlı bir timsah gördün mü Berke? Yok. Göremezsin çünkü doğada evlilik diye bir şey yok. Erkek aslan hoşuna giden dişi aslanla sadece çiftleşir. Onunla nikah masasına oturmaz Berke. Ama aslan o. O yüzden de aslanlar gibi mutlu ve özgür Berke. Örneğin davullu zurnalı düğün yapan kaç tane zebra tanıyorsun Berke? Gelinlik giyip kasa babası oynayan tavşan gördün mü? Maymunların kına gecesi yaptığını bir düşünsene. Bir düşün. Ne kadar saçma Berke. Evet. Ben ne talihsiz adamım ya. Ne oldu Emre? Kayınçana sence arabayı kılpayı kaçırdı da. Sormayın işte ya. Sıra dördüncü yedeğe kadar geldi ama bana bir şey yok. Üzülme beşinci yedek. Sen bu azimle günün birinde mutlaka alırsın arabayı. Allah bazılarını önce eşeğini kaybettirir sonra buldurur ya. Bunu önce buldurdu sonra kaybettirdi. Nasıl var ya? Üzülme kardeşim ya. Bugüne kadar arabamız mı vardı? Ya herhalde avuç. Şimdiye kadar okula nasıl metrobüste gidiyorsak bundan sonra da metrobüste gideriz abi. Metrobüse atarsınız kızları kardeşim. Of! İstanbul bitmiş kardeşim, bitmiş. Ne oldu Meto? Ya karşıdan buraya gelmek 2,5 saat sürer mi? Trafik felç. Gördün mü ya kayınço? Araba çıkmadı diye üzülüyordun. Bak trafik fena fena. Oğlum İstanbul'da araba kullanacak yer yok ya. Oğlum bir de sana araba çıksaydı trafikte çıldırırdın.